Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden sevgili takipçilerimiz. Yeni bir 6. gün programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tekin Naşap ve Ali Gürkan Şamiloğlu'yla yine haftanın öne çıkan konularını değerlendireceğiz. Tabii yine Mersin için önemli gelişmelerden bir tanesi de Mersin'in Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başbakan'a ev sahipliği yapması. Tabii ki şehir hastanesinin açılışı, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin açılışı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın katılımıyla gerçekleştirildi dün itibariyle. Mersin'de yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Şehir hastanesi faaliyete girecek 6 Şubat'tan itibaren de hasta kabulüne başlayacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da Mersin'de bulundu Başbakan'la birlikte. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu şehir hastanesi açılışı gerçekleştirdi. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na Başbakan'ın Mersin'e gelişinde çok sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tabii hemen söyleyelim, biz basın mensupları ile ilgili Akret'te çalışmaları, kartları gerçekleştirildi. Bu sefer kare köklü, yok neydi, kare kodlu pardon, kare kodlu bir uygulama da gerçekleştirildi. Hatta görevli polisler, onlar da akredite kartlarını boyunlarına takmışlardı. Yüksek derecede ve büyük ölçüde bir güvenlik söz konusuydu. Hatta takviye polisler gelmişti. Evet. Antep'ten, yakın illerden takviye polisler de gelmişti. Dün hep bu anları takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Mersin'e gelmesiyle birlikte Hazreti Hızır Camii'nde cuma namazını kılması, cami içerisindeki vatandaşlara da kısaca hitap etmesi, sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmesi ve en önemlisi de açılışı gerçekleştirilen hastanede yaptığı konuşmada da Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti Sayın Cumhurbaşkanı. Yapılan, evet, hizmetlerden dolayı, verilen emeklerden dolayı. Aynı zamanda Toroslar Belediyesi'ne de teşekkür edildi. Çünkü, evet, şehir hastanesinin arsası Toroslar tarafından karşılanmış. Ve Toroslar Belediyesi de bu konuda böyle bir katkı sunmuştu. Böyle bir hizmet sunmuştu en azından. Aslında baktığınızda çok amaçlı bir katılımın sağlandığı bir şehir hastanesi. Ve 5 yıldızlı otel tadında konforunda bir hastane. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Az önce değindiğiniz konuya yönelik olarak tabii Büyükşehir Belediyesi'nin ve özellikle de Toroslar Belediyesi'nin bu hastanenin yapımına katkısı büyük. Hiçbir siyasi kar gözetilmeden, yani malum hükümet, AK Parti bu hastaneyi yapan hükümet, ilgili bakanlıklar, AK Parti ama Mersin Milliyetçi Hareket Partisi yerel iktidarda ve Toroslar Belediyesi de Milliyetçi Hareket Partisi. Yani elinde sonunda bu hastanenin şu andaki yeri belirlenip elinde sonunda yapılabilirdi. Yani hükümetin açacağı çeşitli kanallarla, eğer Toroslar Belediyesi buna izin vermeseydi, yani siyasi kaygılarla, İşte siyasi engellemelerle buna izin vermeseydi elinde sonunda yine yapılırdı ama bu kadar kolay ilerlemezdi süreç. Bu da gösterdi ki işte yani Büyükşehir Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Sayın Kocamaz, Sayın Hamit Tuna Mersin kalkınsın, Mersin gelişsin, Mersin büyüsün, Mersinliler daha iyi hizmete kavuşsun diye hiçbir siyasi kaygı gütmeden sadece Mersin'in çıkarları için hareket ettiler. Yani bunun ispatı bu da. Ve Sayın Kocamaz bir konuşma yaptı ama isterdim ki Sayın Tuna da bir konuşma yapsın. Yani protokol uyarınca ilk önce Sayın Kocamaz konuştu. Sonrasında Sayın Vali, Sayın Bakanlar, Başbakan, Büyükşehir, Sayın Cumhurbaşkanı. Ama isterdim ki Sayın Tuna'dan başlasın ve devam etsin bu protokol süreci. Çünkü Toroslar artık eski Toroslar değil. Yani Sayın Tuna, Toroslar bir zamanlar biz de öyle düşünüyorduk. Sayın Tuna da zaman zaman dile getiriyor. Bundan bir 5 yıl, 6 yıl öncesinde otel kent durumundaydı. Yani
İşte Mersin'in farklı ilçelerinde, merkez ilçe olsun ya da civar ilçelerinde çalışan esnafın, çalışan memurun, öğrencilerin oturdukları bir bankası olmayan, bir resmi, yani bir ilçeye ait olması gereken resmi kurumlar haricinde başka bir resmi kurumun ek binasının, ek dairesinin ya da uzantısının olmadığı, bankanın olmadığı, bir hastanenin olmadığı bir kentti. Ama şimdi, yani bir ilçeydi ama şimdi öyle değil. Şimdi işte koskoca Mersin Şehir Hastanesi, sonra diş polikliniği, kadın doğum hastanesi de orada epey bir süre hizmet verdi. Şimdi Mersin Şehir Hastanesi'ne taşındı. Sonra bankaların, sonra KOBİ kabul edilebilecek küçük ölçekli işletmelerin, atölyelerin şimdi ardı sıra kurulduğu bir ilçe haline geldi. Artık bir katma değer sunuyor. Yani bir şeyler artık üretiyor. Artık insanlar, tabii Toroslar ilçesinin genelinde yapılan parklar, bahçeler, dinlenme alanları da artık o ilçede yaşayan insanlar artık başka ilçelere, bir yeni şehire ya da bir Akdeniz'e gitmiyorlar artık. Yani günlerini artık Toroslar'da geçirebilecek durumdalar. Banka için, hastane için, resmi kurumlar için artık Mersin şehir merkezine inmiyor. Bu güzel mi? Güzel tabii. Yani Mersin her tarafı kalkınıyor. Yani merkez zaten kalkınmıştı. Yeni şehir öyle. Ve şimdi de Toroslar ilçesi. Mezitli'de zaten şehir o tarafa doğru genişlediği, büyüdüğü için doğal olarak kalkınıyor, gelişiyor. Şimdi keşke Sayın Tuna da konuşsaydı, onu demek istedim. Şimdi bir de tabii Mersin Şehir Hastanesi açıldı ve günlerdir Mersin Şehir Hastanesi'nin özelliklerini, ki açılışta da zaten açılış öncesinde Sayın Bakanlar, Sağlık Bakanı, Kalkınma Bakanı Elvan, sonrasında işte Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Mersin Şehir Hastanesi'nin özelliklerinden bahsettiler. Biz de birçok haberlerimizde kullandık ama bir de Mersin Şehir Hastanesi'nin gerçekleri diye bir açıklama yapıldı. Şimdi aslında bu açıklama bir iki hafta öncesinde yapılacaktı. Ama tabii olağanüstü hal dolayısıyla bazı açıklamaların, hani yürüyüşlerin, gösterilerin yapılmasına engel geldiği için Mersin Valiliğinden izin bekleniyordu. O izin de verildiği için Mersin Tabip Odası'nda bir açıklama yapıldı. Tabii sadece Mersin Tabip Odası değil, Mersin Tabip Odası, 25. Bölge Eczacılar Odası, Mersin Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi, Sosyal Hizmet Derneği Mersin Şubesi, Birlik Dayanışma Sendikası Mersin Şubesi ve Mersin Aile Hekimleri Derneği ortak olarak böyle bir açıklama yaptılar. Ben kısaca bu açıklamada nelere değindiler aktarmak istiyorum. Çünkü bunlar da önemli. Şöyle deniliyor bu açıklamaya başlanırken. Deniliyor ki tabii ki istiyoruz, yani güzel, sağlıklı, nitelikli hastanelerde hastanelerin olması, insanların buralarda tedavi görmesi. Sonrasında deniliyor ki 2016 yılı sonunda 11.788.000 metrekare kapalı alanda ve 41.091 yatak kapasiteli 29 şehir hastanesi için yatırım bedeli olarak 10 milyar Amerikan doları, yani hazineden, bizim ödediğimiz vergilerden şirketlere dolar üzerinden para ödenecek. Dolar arttıkça şirketlere borç daha da büyüyecek. Dövizi olanların terörist olarak görülmeye başlandığı bir dönemde kamunun borcunu şirketlere dolar üzerinden ödeyecek olması manidar bir durumdur. Bir hastanenin gerek yapımı sırasında gerekse hizmet sunumu sırasında maliyetini yükseltmek isterseniz yatak başına kapalı alanı büyük tutarsınız. Gelişmiş ülkelerde, yeni yapılan hastanelerde yatak başına kapalı alan 150-200 metrekare arasındayken şehir hastanelerinde bu alan 287 metrekare olmuştur. Böylece maliyeti yükseltmek için en uygun yöntem bulunmuştur. Yine Türkiye'de yatak başına düşen kapalı alan son yıllarda yapılan modern hastanelerde %40'tan daha fazladır. Bu daha fazla enerji tüketimi, temizlik giderlerinin artması, bakım onarım giderlerinin artması demektir. Sözleşmenin 25 yıllık yapıldığı göz önüne alındığında
Bu süre içerisinde şirkete, yani o hastaneyi işletecek olan şirkete çok büyük kira bedeli ödeneceği açıktır. Ayrıca yüklenici firmayla devlet arasında yapılan sözleşme gereği devlet Türkiye ortalamasında doluluk oranı %62 iken işletici firmaya %70'lik doluluk oranı taahhüt etmiştir. Bu durumda ister istemez hastanede ihtiyaç dışı hasta yatışı mı yapılacak sorusu akıllara gelmektedir. Şirketlere ödenecek para sadece kira bedeli değildir. Hastanelerdeki görüntüleme, laboratuvar, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane, otopark gibi bütün hizmetler şirkete bırakılmıştır. Sayın Bakan'ın sözünü ettiği hastaneye geldiğinde bir vatandaşın arabasını karşılayacak valenin ücretsiz olması mı yoksa bu ücreti kimin cebinden ödenecek olmasını zaman içerisinde göreceğiz diyor ve diyor ki Sayıştay'ın 2015 yılı raporunda bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi olan sağlık tesislerinin ciddi bir borç yükü altında oldukları, kısa vadeli borçlarını ödeme güçlerinin yetersiz olduğu, yapmış oldukları iş ve işlemler sonucunda zarar ettiği vurgulanmıştır. Şehir hastaneleri büyük olasılıkla kendi döner sermayelerinden kiralarını ve harcamalarını ödemeyecekler. Bunun için hazine bu borçlanmayı şirketlere de garanti etmiştir diyor. Son olarak bir de şeye değineyim. Diyor ki yapılan araştırmalar hem dünyada hem de ülkemizde göstermektedir ki hasta sayısı, yani yatak sayısı 100'den az, 600'den fazla olan hastanelerde verimlilik açısından büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu hastanenin affedersiniz yatak kapasitesi de 1294'tür. Yani 1300 diyelim, yuvarlak hesap 1300'dür. Oysa 600'den fazla şeylerde sorunlar yaşanmaktadır diyor. Bunu kim söylüyor? Mersin Tabip Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği, Sağlık Sendikaları ortak basın açıklamasında bunları dile getiriyorlar. Tabii yani hani bu gibi söylemler kamuoyuna yansıdığı için de acaba özel hastane mi oldu burası? Yani vatandaş oraya gittiğinde tıpkı bir özel hastaneye gittiği gibi devlet hastanesine nazaran çok daha yüksek bir katkı payı mı verecek? Ve orada alacağı hizmetlere bir özel hastanedeki gibi ücretler mi verecek şeklinde sorular vatandaşın kafasında oluştuğu için ve bu soruların da farkında olduğu için Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mersin'de Memnune Çamsarı hastane açılmadan önce düzenlemiş olduğu iki basın toplantısında dedi ki, buna Sayın Sağlık Bakanı Recep Aktağ da değindi Mersin'e geldiğinde, hayır dedi. Yani buranın böyle bir şey olmayacak. Bir devlet hastanesine gidildiğinde ne kadar katkı payı veriliyorsa bir sigortalı çalışan, bir işte emekli, bir öğrenci, bir çocuk, yani 18 yaşından küçük kişi ya da hiçbir sosyal güvencesi olmayan bir yeşil kartlı ya da hiçbir sosyal güvencesi olmayan bir kişi gittiğinde bir devlet hastanesinde ne kadar cebinden para çıkıyorduysa, devlet ona ne kadar katkı veriyorduysa aynı şey hiçbir fark olmadan yine burada da olacak. Ve şey de var, yani 6-7 lira ilk gidildiğinde bir katkı payı verilecek. Bütün yani sigortalı çalışanlar, emekliler, yeşil kartlar için her şey eskisi gibi devam edecek açıklamasını yaptılar. Sağlık Bakanı da zaten dedi, yani buranın patronu biziz dedi. Devlet, yani Sağlık Bakanlığı dedi. Sadece yani işte tabii şu da var, yani görsel büyük olması büyük ama yani koskoca bina içerisinde bütün her şey olmayacak. Yani onun farklı birimler var. İşte Mersin Devlet Hastanesi bir bölümüne taşındı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bir bölümüne taşındı. Kaldı ki orada işte psikolojik yani alanda branşlaşmış tedaviler, muayeneler ayrı bir binada, yani ayrı bir bölümde. Yani her şey iç içe girmiş bir durumda değil. Öyle düşünülüyor. Yani koskoca bir binada işte bu koridoru, o hayır öyle bir şey değil. Farklı farklı binalarda, farklı farklı bölümlerde 6'dan fazla bir hastane bulunuyor aslında orada. Tabii şey olması güzel tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuşmasında değindiği gibi, hani dedi ya bir zamanlar işte kuyruklar vardı hastane kapılarında. Hastaneye girdiğinizde yataklarda çarşaf yoktu, battaniye, yastık yoktu, kılıfları yoktu. Olanlarda lekeli, kan lekeli veya farklı lekeler var.
Yataklar eski, yıpranmış, boyasız, duvarlar kabarmış, rutubetli, yerler pis, tuvaletler ve banyolar kullanılamaz halde. Lavaboların muslukları ya akmıyor ya da kapanmıyor. Değil mi? Aslında bunların hepsini yaşadık. Bunları yaşamış tabii. Olmamıza rağmen şu basın bültenini tekrar alabilir miyim sizden? Az önce okuduğunuz. Şimdi burada birkaç madde de benim dikkatimi çekti. Alt tarafı da var, ben oralara değinmedim. Yok, sizin okuduğunuz bölümlerde benim dikkatimi çeken birkaç bölüm var. Şimdi şöyle, yani açıklamayı yapan kurumlara baktık. Mesela bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Yani Türkiye'nin artık sağlıkta bir devrim yaşadığını, sağlıkta gerçekten ilerleme olduğunu. Bakın, ben her zaman söylüyorum. Üst cümleyi okursanız üst paragrafta buna değiniyorlar. Evet. Yani bir takdir var. Evet, olsun. Tabii vatandaş kaliteli, iyi şartlarda, güzel ortamlarda sağlık hizmeti alsın. Bu evet, tamam, kabul. Ama işleyişte deniliyor. Yani aslında asıl amaç bir de şu Tekin Bey. Yani şimdi oradaki bütün hizmetleri özel şirketler verecek ya. Deniliyor ki ya bu olmasaydı da tamamen devletin olmuş olsaydı. Bakın bir röportajında arkadaşlarımın sokak röportajında bir vatandaş bu konuya değiniyor. Diyor ki orada diyor belediye diyor çevre düzenlemesini Büyükşehir Belediyesi yaptı. Hani bütün düzenlemeleri. Diyor ki belediye oraya diyor şeyi vermedi diyor. Veremiyor. Ya da şoförler odası kimse ya belediye şoför odası taksi durağı veremiyor. Oradaki bütün taksi duraklarını o şirket işletecek. Yani diyor bu, ki bütün her şey diyor şey olsaydı yani devlet eliyle olmuş olsaydı bir devlet hastanesi nasıldı ama o şekilde olsaydı diye düşünce var. Şöyle yani. Bir durum var yani yap işte devlet modernini zaten ülkemiz çoğu zaman çoğu hükümetlerde yani bir nevi ona benziyor ama evet. Çoğu hükümetlerde bu hep yaşandı. Ve böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Neden? Devletin kasasından çok fazla para çıkmasın ama şirket bunu üstlensin. Şimdi düşünsenize böyle bir hastane yapılıyor. Bu özel sektörden de gerçekleştiriliyor. Özel sektörün de katkıları var. Tamamıyla kendi öz bütçemizle yapılan bir durum değil. Ve doğal olarak o firmaya da bazı kendini çevirebilme, kendine yetebilme ve kendi yatırımlarını bir kazanabilme. Yani sonuçta ticaret yaptı ticaret, adamlar. Tabii. Yani bırakalım da tabii ki siz bugün baktığınızda kendi taksi, yani böyle bir hizmeti sunarken taksi hizmetini de sunacaktır. Belki bu hizmeti Mersin'deki taksicilerden kullanacaktır. Taksi duraklarından kullanacaktır. Tabii bilemeyiz. O yani ihale ama yapacaktır belki. Yani kendisi de koyabilir. O hakkı var. O da olabilir. Yani bunlar büyütülecek konu değil. Şu madde çok dikkatimi çekmişti. Şimdi diyor ya 2016 yılı sonunda 11.788.000 metrekare alanda işte orayı geçiyorum. Toplam 10 milyar USD Amerikan doları hazineden yani bizim ödediğimiz vergilerden şirketlere dolar üzerinden para ödenecek. Dolar arttıkça şirketlere borç daha da büyüyecek. Dövizi olanların terörist olduğu yönünde açıklamaların yapıldığı bu zamanlarda. Yani şu bölüm benim çok dikkatimi çekti. Dövizi olanlara terörist mi dendi bu ülkede? Ya böyle bir açıklama yapıldı mı? Ben hiç duymadım. Öyle bir açıklama yani, resmi makamlardan tabii ki gelmedi de. Yani toplum üstünde öyle bir baskı bir dönem oluştu. Yani Türk lirası kullanır şeklinde. Hani hatırlar mısınız? Dolar, dövizinizi bozdurun. Yani sadece dolar değil. İşte euro. Hayır, o ekonomiye siz darbe vurun denildi ama kimse hani dövizi var diye kimseye terörist yaftası vurulmadı diye düşünüyorum ben. Yani bunlar. Şimdi evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun bir muhalefet yaklaşımı yani muhalif yaklaşım olduğunu düşünelim. Bu da normal. Olacaktır da. Yani muhalefet tabii ki olacak. Yani eksiğin, doğrunun, yanlışın daha net bir şekilde görülebilmesi açısından yani bir ayna görevi muhakkak ki yani her alanda muhakkak ki olacaktır. Ve işte bu görevi de altında imzası olan kurumlar üstleniyorlar. Sadece Mersin'e yönelik değil bu aslında. Yani Türkiye'nin birçok noktasında mesela Mersin Şehir Hastanesi'nden önce Yozgat Şehir Hastanesi açıldı ama resmi olarak açılmadı. Bir aydır hasta kabulüne devam ediyor ve resmi açılışı yapılacak. Orada da kurumlar bu yönde açıklamalar yaptılar. Ki Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP operasyonu olmadan önceki dönemde HDP'nin de şehir hastaneleri konseptine, düşüncesine yönelik eleştirileri vardı. O eleştirileri de içeriyor bu açıklama. Evet. Şimdi bir de şu madde var. Yine Türkiye'de yatak başına düşen kapalı alan son yıllarda yapılan modern hastanelerden %40 daha fazla.
Bu daha fazla enerji tüketimi, temizlik giderinin artması, bakım onarım giderlerinin artması demektir. Yani bu şu demek midir? Yani tamam, çok fazla alan açmayalım, çok fazla mekan vermeyelim. Hatta mümkünse birkaç, hani eski Türkiye'de var ya bunlar. Eskiden kuyruk beklediğimiz, işte kapısında sıra beklediğimiz doktorlarımız vardı. Hatırlar mısınız? Yani doktorumuz gelirdi, saat 10'da mesaiye başlardı. Saat 12'ye kadar işte hasta alırdı. 12'de öğle arasına girerdi. Öğleden sonra saat 2 gibi gelirdi. 4 gibi yine bitirirdi. Evet. Sonra da herkesi özel muayenehanesine çağırırdı. Ama bakardınız hastanelerde çok az oda, çok az verilebilecek hizmet alanı vardı. Ve bu nedenle yığılmalar vardı, karmaşalar vardı, kuyruklar vardı. Şimdi sanki oraya bir özlem var. Yani şimdi daha refah, daha ferah, daha büyük, daha çok kapasiteyle çalışacak bir alanın şimdi daha fazla öyle... doktorla, daha fazla teknik personelle hizmet verilmesi hiçbir yana olumlu olarak şimdi, düşünülmüyor. Şimdi, bunun bir gider olduğu söylenmesi yok, de aslında çok başta yanlış. Şunu söyleyeyim. Yani bu metni, yani bu basın açıklamasını yapanların savunucusu değilim. Avukatları da değilim de. Orada şu denilmek isteniyor. Yani orada verilecek bir hizmet, 400 örnek veriyorum işte, 100 metrekare alanda çok rahatlıkla yapılabilecekken 100 metrekare alanın maliyetleri arttırmak için 300 metrekareye çıkartılmasının gereği yok deniliyor. Ama işte ben de onu diyorum. O kuyrukların nedeni de bu zihniyetti. O insanların yığılma nedeni de bu zihniyetti. Yani bir doktorun kapısının önünde yüzlerce vatandaşımız bekliyordu. Kaçı hizmet alabiliyordu? Yarın gel, yarın gel. İnsanların bir hafta boyunca hastanelerde vakit geçirdiklerine şahit olduk. Yani insanlar her gün sabahın köründe hastanelere gidip, hastanelerde kuyruğa girip, sıralara girip, bir an önce işimi bitireyim, ya şu tedavimi bitireyim dedikleri günleri de biliyoruz. Yani şimdi bunlar artık teknoloji gelişiyor, çağ gelişiyor. İnsana hizmet kalitesini konuşmamız gerekirken, hizmet kalitesini nasıl artırabiliriz, kuyruk sayısını nasıl azaltabiliriz, daha çok yapıyla vatandaşa hizmeti nasıl götürebiliriz diye konuşmamız gerekirken hala bir kısıtlama, hala bir kıstas gider olacak. Evet, doğru. Ama bunun yanı sıra da vatandaş memnuniyeti ve vatandaşın da zaman kaybını hiç kimse düşünmüyor. Şimdi Ezel bir mesaj gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözünü gönderiyor. Elinde silahı olan teröristle doları olan terörist arasında hiçbir fark yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan yükselen döviz kuruna değindi. Döviz kurunu silah gibi kullananlar olduğunu söyledi. Erdoğan elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında hiçbir bakımdan hiçbir fark yoktur. Amaç Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır diyor. Tabii Ezel'in demek istediği de, yani sizin söylediğinizin de tam cevabı niteliğinde, hani dediniz ya, hala bir açıklama, tam cevabı değil. Yani açıklama var şöyle, mı şeklinde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne 15 Temmuz'da bir darbe girişimi söz konusu oldu. Başarılamadı. Ekonomik açıdan bir darbe oluşturmaya çalışıldı. Ve nitekim Avrupa'nın hangi ülkelerinin bunu bize uyguladığı çok açık ve netken, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar bu yöndeyken, bu ülkeleri hedef almışken, sanki her vatandaşımızın cebinde dövizi olan her vatandaşımızın terörist ilan edildiği algısını oluşturmaktır bu yapılan. Bu böyle bir şey değildir. Yani olayı saptırmaktır. Olayı sırf Türkiye Cumhuriyeti'nin, ben çok merak ediyorum Ali Bey, yani bu yapılan eleştiriler, bu yapılan hizmetlerin şunu bir kere sorgulasınlar. Yani bu yapılan hizmetlerden kim faydalanacak? Vatandaş faydalanacak. Kim faydalanacak? İşte onlar gibi zengin olmayan fakat orta halli vatandaşlar faydalanacak. Şimdi bu hizmeti vatandaşların sağlıklı bir şekilde, en kaliteli bir şekilde almasından mı yanalar? Yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu yaptı diye bunun için mi karşılar? Bir kere bunu ortaya çıkarmamız lazım. Yani biz vatandaşımıza birinci sınıf muameleyi hor mu göreceğiz, çok mu göreceğiz? Yoksa birinci sınıf muameleyi görecek vatandaşımıza, evet, bu hizmet kalitesini daha da artırabilir miyiz mi konuşmamız gerekiyor? Ben de bunu soruyorum. Yani çünkü bugün baktığımızda ben her zaman şunu söylemişimdir. Otoyollar yapılır, karşı çıkılır. Köprüler yapılır, karşı çıkılır. Trafik rahatlatılmaya çalışılır, karşı çıkılır. Peki siz neyin tarafındasınız? Yani vatandaşın iyi bir kaliteli hizmet alması sizi hiç mi memnun etmiyor? Yani bu hastaneden faydalanacak. Şimdi düşünsenize Ali Bey, bir tacir, bir tüccar, bir iş adamı bir iş yeri kuracağı zaman nelere dikkat eder?
bir kere yapacağı işin o bölgede olup olmayacağına, tutulup tutulmayacağına bakar değil mi? Şimdi koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu kadar küçük bir seviyede düşünceye mi sahip ki Mersin'e böyle bu kadar büyük devasa bir yatırım yapsın? Yani sırf o için şimdi mi? Şimdi tabii ki yani... Demek ki böyle bir talep o var. O için olamaz da yani şu var tabii ki şimdi dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Yani tüm dünyada, Türkiye'de insanların ihtiyaçları değişiyor, yaşama bakış açıları değişiyor, hastalıklar değişiyor, yeni hastalıklar çıkıyor. Bu şey tabii yani bu değişime muhakkak ayak uydurmak gerekiyor. O değişimi yönlendirebilmek, değişimi artıya, gelişime, yani her değişim gelişim değildir. Değişimi bir gelişime çevirebilmek için tabii ki çeşitli önlemler almak, çeşitli çaba göstermek gerekiyor tabii. Bütün bunlar da onun bir örneği zaten. Yani değişimi gelişime çevirmek. Tabii ki herkesin, yani her insanın yaşama hakkı en üst seviyededir. Her insanın, yani sağlıktan konuştuğumuz için, en kaliteli sağlık hizmetini en iyi doktordan almak hakkıdır. En iyi ilacı almak hakkıdır. Mümkün olsa da, yani bütün sağlık hizmetleri ücretsiz olsa, ilaçlar ücretsiz olsa, ki hükümetin bu yönde de bir çalışması var, ilaçların da ücretsiz temin edilmesi gibi. İlaçlar ücretsiz olsa, ameliyatlar ücretsiz olsa, evde hasta bakımı falan tamamen ücretsiz olsa, yani mümkün olsa da keşke böyle olsa. Yani umarız, isteğimiz de o zaten. Yani 3-5 yılda olacak bir şey değil de İnşallah yani 50 yıl veya daha kısa bir zaman içerisinde bütün bunların hepsi de, nasıl zengin Arap ülkelerinde öyleyse, bizde de inşallah öyle olacaktır her şey. Şivali Bey, biraz da şu endişeyi taşıyorum ben. Yani özel hastanelerin yolu kesildi böylelikle. Acaba bundan dolayı mıdır tepki? Çünkü dikkat ederseniz daha önce devlet hastanesi yetmiyordu. Niçin yetmiyordu? Küçük olduğu için yetmiyordu. İşte doktor sayısı az olduğu için yetmiyordu. İşte branş az olduğu için yetmiyordu. Bir doktora düşen hasta sayısı çok fazlaydı. O yüzden düşmüyordu. Yani bugün karşı çıkanlar o gün neden bunları dile getirmediler? Yani özellikle sağlık sektörüyle ilgili dernekler, odalar bu konuyla ilgili tek bir düşüncesini dile getirmezken, böyle büyük, devasa ve doktor sayısının artacağı, birim sayısının artacağı ve bu konuda daha çok vatandaşa hitap edecek, vatandaşı kuyrukta bırakmayacak fakat vatandaşın zamanından da çalmadan onu en kısa sürede hizmet vererek onu evine mutlu mesut bir şekilde gönderecek ve üstelik bakın en önemli noktaya geliyoruz ve üstelik bunu 5 yıldızlı bir otel konforuyla görecek. Daha önce biz bunu özel hastanelere gidiyorduk. Niye? Devlet hastanesinde kuyruk beklememek için. Peki özel hastanelere gittiğimizde ne ayrıcalığımız oluyordu? Mekana bakıyorsunuz çok güzel, ilgiye bakıyorsunuz çok güzel ama çıkarken neye bakıyorsunuz? Cebinize bakıyorsunuz. En az 300-400-500 liranızı bırakıp gidiyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir sektörün önüne geçildi diye mi karşıyız, yoksa gerçekten yanlış olduğu için mi karşıyız? Önce bunu konuşmak lazım. Yok, şimdi ne önüne geçilebilir? Şu an bütün özel hastanelerin önüne geçti. Yok. Şimdi şöyle yine bir açıklama var, ona değineceğim. Şimdi zaten Mersin'deki bütün devlet hastanelerini, yani kamu hastanelerini, özel hastaneleri toplasanız yine yetersiz. Yani araştırmalar bunu gösteriyor. Yine yetersiz. Sadece Mersin değil, Türkiye'de bile yetersiz. En son yapılan açıklamada işte Türkiye'nin nüfusu 80 milyona dayandı. Yani 80 milyon diyelim. Yetersiz. Mersin'deki özel hastanelerin yani hassasını kapma, yani ticari anlamda düşünecek olursak hassasını kapma, işte buradan elde edilecek gelirin düşülmesi anlamında bir şey söz konusu değil. Çünkü o hastane tam faaliyete geçtiğinde bile yine açık kapanmıyor. Şey var bir de burada düşündürücü, yani o bu açıklamada yok ama ulusal anlamda yapılan bir açıklama vardı. Hem Mersin hem de diğer hastanelerle ilgili, ki buna Sağlık Bakanı da değindi. Dedi ki doktor sayımız yetersiz dedi. Hem hemşire sayımız, yani uzman, işte ameliyatta görev alan ya da pansumanda görev alan uzman sağlık personeli sayımız çok az dedi. Şimdi burada da 5000 kişi istihdam edildi ama bu 5000 kişinin çok azı dışarıdan geldi. Yani isteyerek geldi tabii. Yani burada çalışmak istiyorum diye geldi.
hassas şey sayısı az, doktor sayısı az, uzman sağlık çalışanı sayısı az. Yani ki bunu Sayın Bakan da söylüyor, harıl harıl diyor, şey çıkartmamız lazım diyor. Yani doktor çıkartmamız lazım diyor. Yani bu fakültelere girişin daha da yani kolaylaştırılması değil de şöyle söyleyeyim, yani tercih edilmesini sağlamamız lazım diyor. Yani sağlık yönünde eğitim alacak olan üniversitelerde ya da özel kurslar var. Hani sağlık kolejleri falan açıldı. Acil tıp teknisyeni yetiştiriyor. Şimdi onlar ambulanslarda görev alıyorlar bazen. Acillerde görev alıyorlar. İşte tercihini sağlamamız gerekiyor diyor ki bu tercihte de tabii ücret söz konusu, sosyal haklar söz konusu. Şey yetersiz. Mersin'de yani şimdi Mersin'de bir şehir hastanesine daha ihtiyaç var. Araştırma onu gösteriyor. Yani burada 1300 yatak, 1300 yatağa daha ihtiyaç var. Peki Ali Bey, hala bu hastanenin gereksiz olduğu söyleniyor. Yok, gereksiz olduğu anlamında gereksiz değil. Çok fazla manada. Bakın hayır. Cümleler burada. Şimdi bakın, denilmek istenen şu Tekin Bey. Tekrar ediyorum, ben o açıklamayı yapanların avukatı değilim. Şu sanki söyleniyor. Şu an o izlenim çıkıyor. Yani yok, burada yazılanlarla söylemek istenen, söylenenleri oturup konuştuğumuzda şimdi, vatandaşın hakları yanından tekrar, hiçbir şekilde vatandaşın memnuniyetini dile getiren hiçbir açıklamaya yer verilmemiş. Şimdi şunu söyleyeyim. Denilmek istenen şu. Deniliyor ki şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi 2-3 kişilik bir ailenin anne baba çocuk çok sağlıklı, çok nitelikli bir şekilde yaşayabilmesi için 100 metrekare bir binaya ihtiyaç varsa, yani bir eve ihtiyaç varsa bu 100 metrekareyi, evi sırf pahalı kiraya vereyim, daha fazla gelir elde edeyim diye 300 metrekareye çıkarmanın gereği yok deniliyor. Yani o söyleniyor burada. Peki bu devletle işbirliği yapan şirket aptal mı? Yani bu kadar hizmet verecek, bu kadar masraf yapacak, bu kadar dedikleri gibi birçok işte ünite ya, işte hizmet vermeyecek. Yani, peki tamam, onu diyeceğim. Nasıl kâr edecek o zaman bu şirket? İşte zaten yani denilmek istenen şu. Zaten bile ben işlemeyecek alanları niçin açayım? Bakın bugün bizim turizm sektörüne bakıyorsunuz. Oteller ne yapıyor? Eğer turist sayısı yoksa oda kapatıyor değil mi? Evet. Odayı açık tutmuyor. Ama şimdi niye açık tutsun? Adam niçin masraf yapsın? Yani bu kadar şey mi bu işleten kişi, işletecek kişi, işte özel sektör. Yani kimse kusura bakmasın. Şu kaygı da var. Şu kaygı da var. Şimdi doluluk oranı %70 garanti verilmiş devlet tarafından. Türkiye ortalaması %62'ymiş. Çünkü yetersiz mutlaka olacaktır. Şimdi, ben %100 de olacağını düşünüyorum. Şu o garanti verilmiş. Şimdi şunu biliyoruz. Yani özel hastanelerde kusurumuza bakmasın da yani özel hastanelerde çalışanlar da bunu dile getiriyorlar. Yani eşimiz, dostumuz, yakınımız. Diyelim ki bir kişi özel hastaneye gitti. Yani ben Mersin'e yönelik konuşmuyorum. Tüm dünyada bu böyle zaten. Yani ticaret. Yani sağlığın ticareti normalde olmaz ama ticaret. Leştirilmiş yani. Kapitalizm işte böyle bir şey. Sağlığın, eğitimin falan ticareti olmaz normalde. Dinin, ibadetin olur mu? Olmaz. Şimdi hasta baş ağrısı şikayetiyle gidiyor. Baş ağrısı diyor ki yani 2 gündür başım çok ciddi ağrıyor. Evet. Şikayetiyle gidiyor. Doktor muayene ediyor bunu. Normalde bir iğne ya da bir hap orada içirip ya da bir iğne vurup yani gönderecek. Ama işte para kazanacak ya, onun yatışını veriyor. Onun yatışını veriyor, işte şu tahlilini aldırıyor, bu tahlilini aldırıyor, şu tahlilini aldırıyor. Ama aynı kurumlar işte bunun için şimdi, şey yapmadı, deryansın etmedi bugüne kadar. Diyorum, şimdi o tahlili aldırıyor, bu tahlili aldırıyor, şunu aldırıyor, bunu aldırıyor. Hatta 2 gün öncesinde ulusal gündemde de bu bütün ulusal gündemde gazeteler, televizyonlar tartışıldı. Kendi alanındaki uzmanlar bu konuyu tartıştılar. Şimdilerde sadece özel hastaneler değil, devlet kurumlarında bile hasta gidiyormuş. İşte ultrasonografiden, işte ultrasondan, şundan bundan, röntgenden her şey isteniyormuş. Doktorlar da diyorlar ki ya gerek yok diyorlar. Yani bu nereden bunu çıkarttınız diyorlar yani. Hadi tamam, özeli anladık, tamam para kazanacak bunu yapıyor da devlet niye böyle bir şeye gerek duymaya başladı? Normal devlet hastanesi bile gerek yok. Yani bu kadar şeye ne ayrıntısı var ki? İşte bu yine dönüp dolaşıp şeye geliyor yani, paraya geliyor yani, tüketime geliyor. Yani orada bir eleman istihdam edecek, efendime söyleyeyim orada işte ne bileyim çıktısıdır, girdisidir, yazıcısıdır, şusudur, busudur. Bu istihdam yaratmak amacıyla bütün bunlara giriyor. Yani
Para kazanma işte yani tamamen. Tamam doğru. Burada da deniliyor yani. Ki yüzde devlet, orada bakın orada cümle var, diyor ki devlet %70 garanti vermiş. Türkiye ortalaması diyor %62'dir. Dünya ortalaması %62'dir. Devlet %70 garanti vermiş diyor. Şimdi eğer diyor burası bir devlet hastanesi değil mi? Yani devletin hastanesi değil mi? O zaman vatandaşa niye işte vatandaşa yine belki yatışına gerek yoksa, yatış verilecekse devlet burada zarar ettirecek deniliyor. Devlet korumacılığı var burada. Devlet korumacılığı vardı ise bugüne kadar özel hastanelere giden vatandaşlarımızdan alınan bir küçük ağrı için giden fakat her türlü tetkikten giden ve evet, özel hastanelerdeki o özel tetkiklerin ne kadar paralara mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben bundan 5 yıl önce gittiğimde 300 lirayla çıkmıştım bir özel hastanede. 300 lira iyi para 5 yıl önce. 5 yıl önce yani. O zaman niye konuşmadı bu arkadaşlar? Yani hem vatandaş... Ya şunu anlayamıyorum ben. Şimdi bir kere biz vatandaşın iyi bir kalitede hizmet alması mı karşısıyız? Yoksa vatandaşı bu hak etmiyor kardeşim. Vatandaş alışa gelmiş, kuyruk bekleyecek, sıra bekleyecek. Haftalarca hastanelerde zaten hasta. Bir de orada hastalansın mı bekleniyor? Nedir yani? Sorun nedir? Yani burada büyük bir hizmetten bahsediyoruz. Ve bir ticarethanedir. Yani siz isteseniz de istemeseniz de eğer özel sektör işin içinde varsa ticarethanedir. Yani özel... Bugün doktorlarımız niçin istifa edip özel hastanelere gidiyorlar Ali Bey? Para için gidiyorlar tabii ki. Bugün bir özel hastanede bir doktorumuzun aldığı maaş sizce ne kadardır? Allah daha çok versin ama hasta başına prim alıyorlar biliyor musunuz değil mi? Tabii doğru bir şey mi? Değil aslında. Heh, değil. Etik peki, açıdan, ahlak açıdan bakarsanız doğru bir kadar, şey mi? Bugüne değil. Kadar bu kurumlar, yani şu basın açıklamasını yapan tüm kurumlar bu konuyla ilgili bir açıklama yaptılar mı? Değindiler tabii zaman zaman da değindiler ama vatandaşın hakkını değiller. Savunmak adına vatandaşa kardeşim bunu yapamazsınız. Siz zaten doktorsunuz. Siz bir yemin ediyorsunuz ve yemininiz insanları iyileştirmek adına. Siz kalkıp gidiyorsunuz ya işte hastane de kazansın ben de kazanayım. Çünkü ne kadar hastaya bakarsam o kadar prim kazanacağım. Doğru mu? Sistem bu. Özel hastanelerdeki sistem tabii bu. Tabii sağlık tüm dünyada artık bu hale yani geldi. Yani bugün sağlık bir özel hastanedeki hangi branşta bilmiyorum ama daha farklı branşlar daha çok artar. En düşüğü 15-20 milyardan başlıyor Ali Bey. Doçentler, profesörler tabii o düzeyde yani, şey alıyorlar. Şimdi niçin bunlar özel hastane? Niçin özel hastaneyi teşvik? Tamam özel hastane de bir sektördür. Ama vatandaşım bakın siz diyorsunuz bir şehir hastanesine daha ihtiyaç var burada. Var tabii Nur, var tabii. Tamam ama bakıyorsunuz eleştiriliyor. Niçin? Fazla büyük. İşte niçin? İşte daha fazla ünite olacak. Olacak tabii. Yani insanlara hizmet edeceksiniz. Burada müthiş bir yığılma söz konusu. Devlet hastanesinde gördük. Devlet hastanesindeki kuyruklarla ilgili kimse çıkıp da vatandaşın lehine açıklamalar yapmadı. Vatandaşa bu reva mıdır kardeşim denilmedi. Yani vatandaş bu rezaleti niçin çekiyor? Zaten hasta. Bir de haftalarca gelip ta uzak köylerden gelenler vardı. Yani onlar bile burada otel tutmuyorlar mıydı? Otelde kalmıyorlar mıydı akrabası olmayanlar? Yani bir de yakınlık uzaklık mesafesi dert ediliyor. Şunu anlamadım ben. Yani hastane nereye yapılırsa yapılsın bir yere mutlaka uzak olmayacak mıydı? Yani şu an belki en yakın Toroslar bölgesine oldu. Çünkü Toroslar'da olduğu için. Erdemli'ye uzak veya işte atıyorum Mezitli'ye uzak. Ama Mezitli'ye kurulmuş olsaydı bu sefer Toroslar'a uzak olacaktı. Yani herkese yakın bir hastaneyi kurmak mümkün değil zaten. Ama... Ya bu onda, bile bence kimse, bir gerekçe olmamalıydı. Orada öyle bir şey mi yazıyor orada? Açıklamalarda şey evet. Açıklamalarda yer, işte mekan, ulaşım noktasında da sonlara doğru siz başına okuduğunuz için. Ulaşımda şunu kastedilmiş olabilir orada. Ben orayı şu anda hatırlayamıyorum da. Yani ya çok şehir yani şehrin çok uzağına kurulduğu şeklinde değil. Yani yeterli ulaşım ağı kurulamadı. Tamam Büyükşehir Belediyesi 9 hattan 51 otobüsle sefere başladı ama şu anda tek dolmuş gidiyor. Ama şimdi bakın. Yani mesela Mezitli'den gelecek olan bir, dolmuşa gelecek olan bir yolcunun, düşünün Mezitli'den gelecek, şehir merkezinde inecek, şehir merkezinden tekrar binecek, oraya gidecek. Zaten yani zaman... Denilmek istenen şu, yani keşke Mezitli'den de, işte ne bileyim, işte Tarsus'tan da, yani ya, keşke o bir ağda olsa, yani oradan geçirse, yani hastane bu. Yani ya mutlaka oradan geçirse şehir merkezine yani, gelirse. Çünkü ben dün açılışa giderken, şehir hastanesinin bulunduğu noktaya giderken bakıyordum vatandaşlarla röportaj yaptık. Bak pardon lafınızı kesiyorum. Otogar da öyle oldu bakın. Otogar da öyle oldu. Yani Mersin'in şehir merkezine bile başka noktalardan oraya ulaşmak isteyen bazı yolcular 2 ya da 3 dolmuş değiştiriyor.
Yani değil mi? Yani oraya otogar zaten bir türlü rayına girmedi ki. Tabii üzerinde konuşalım işte ulaşım, güzel yağlar konusunda, ulaşım konusunda. Ulaşım ağı yetersiz. Fikir alışverişi olsun. Yani bir oturamadı ki en başından beri. Yani ihale sürecinden tutun, ihalenin kazanılıp ve oradan sonrasına kadar hep bir muallaktı. Evet. Hep bir karışıklık vardı. Yani daha o şeye gelmedik. Şimdi ben inanıyorum ki bu böyle kalmayacaktır. Yani işte Mezitli'den gelecek vatandaş, işte atıyorum Erdemli'den gelecek vatandaşın da tek bir vasıtayla veya en az iki vasıtayla ulaşabileceği imkanlar da doğrulacaktır. Yani belki kendi mıntıkalarındaki ilçe belediyeleri böyle bir güzergah düzenleyeceklerdir. Bilemiyoruz ama bu arz ve talep meselesidir. Yani zaman ve süreç içerisinde bunlar olacaktır ama çok peşin ve ön yargılı bir şekilde eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani biz bunu hepimiz yaşayacağız. Belki bizim söylediklerimiz yanlış çıkacak. Belki şu an haksızlık ediliyor diyoruz ama belki de eleştirenler doğru çıkacak ama biz bunu yaşamadan bilemeyeceğiz. Ama şu bir gerçek ki Mersin Devlet Hastanesi yeterli değildi. Mersin Devlet Hastanesi'nde vatandaşlar günlerce, haftalarca hastaneye gelip gitmek zorunda kalıyordu. Yani bir de bu açıdan bakmak lazım. Vatandaş açısından da bakmak lazım. Vatandaşın bu, alacağı hizmet kalitesini konuşmamız şimdi lazım. Şimdi tabii bu şehir hastaneleri tüm dünyada uygulamaya konulan bir sistem bu şehir hastaneleri. Ve şehir hastanelerinin tüm dünyada uygulamaya, yani şehir hastanesi konseptine geçilmesiyle ilgili karar da bundan 25-30 yıl önce verildi tüm dünyada. Tüm dünyanın yani global sağlık sektörünü kontrol eden firmalar buna karar verdiler. Buna karar verdiler ve bu uygulamaya da geçildi. İşte Türkiye'de de bu uygulamaya geçildi. Dediğim gibi yani bu şeydir. Bu ticarettir. Yani kapitalizmin kör gözüdür bunlar. Yani hastalık icat edersin. Hastalık yaratırsın. İnsanları hasta yaparsın. Hastaneye gönderirsin. Ondan sonra o hastanede bunu tedavi ettirirsin. O insanların ödediği vergi, yine o insanlardan, yani o insanın ödediği vergi bir noktaya gidiyor değil mi? Devlete gidiyor. O insanın çalışıp da kazandığı para kendi cebine de kalıyor bir miktar. Yani her ne şekilde olursa olsun çalışan insanın öyle bir hale getirirsin ki çalışarak kazanmış olduğu parayı mümkün olduğu kadar, o paradan mümkün olduğu kadar alırsın. Yani sağlığı paralı yaparsın alırsın, eğitimi paralı yaparsın alırsın, güvenliği paralı yaparsın alırsın. Bak şu, kapitalist budur, yani kapitalist sistem budur. Yani güvensiz ortam yaratır. Ya ne yapacağım dersin sen, yani kendimi güvenli hissetmiyorum dersin. Sokaklar karanlık, sokaklar işte tekin değil, işte evime hırsız girecek, işte sokakta birilerinin beni her an dövebileceğini düşünüyorum kardeşim. Yani güvensiz hissedersin kendini. Ne yapacağım ben diye düşünürken o kapitalist sana gelir der ki kolay var kardeşim der bunun. Nedir kolayı? Ya bir koruma tutacaksın, ya bir güvenlik alacaksın. Bir güvenlik şirketiyle anlaş der, sitenin, evinin, kamera kurayım sana şunu bunu der. Nasıl yapacağım? Ben yaparım sana bunu der. Sistem budur. Ya sağlıkta da, sistem bu işte. Şimdi Ali Bey bakın. Yani Avrupa'da hani sıkıştığımız zaman, işimize gelmediği zaman Avrupa bitik tekim ya, şunu söyleyeyim. Avrupa sağlıkta bitik. Hayır, Avrupa'yı örnek veririz ya. Avrupa sağlıkta şimdi bitik. Şimdi bu tür sistemler Avrupa'da da var. Biz sonradan maalesef ve ne yazık ki ülkemizde bir şeyleri icraata döküyoruz. Niye? Sonradan lütfen, takip lütfen ediyoruz. Lütfen o soruya cevap geleyim. Niye? Şimdi bakın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yani sözün aslını söyleyemeyeceğim de bizdeki ekonomik sistem karma ekonomik sistemdi. Yani Ulu Önder ne sosyalist ekonomik sistemi tercih etmiştir ne kapitalist ekonomik sistemi tercih etmiştir. Bizdeki ekonomik sistem Anadolu'ya has. Süreç içerisinde yani göç yolda büyür düşüncesiyle süreç içerisinde gelişme gösteren ve gösterecek olan bir ekonomik sistemimiz vardı bizim. Sonra işte kapitalist sistemi körü körüne en vahşi yanlarıyla ve en iyi yanlarıyla ve en doğru en yanlış yanlarıyla alınca işte bu hale geldik. İşte bakın şeyi söyleyeceğim şimdi, Avrupa'yı örnek gösteririz sıkıştığımız zaman ama Avrupa'da olan şeyleri biz uygulamaya kalktığımızda bizim içimizdekiler hayır diyor. Yani nükleer santral dünyanın dört bir tarafında var, ülkemizde yapılacak hayır.
Köprüler dünyanın dört bir yanında, insanlar artık trafiği rahatlatmak için, insanların daha iyi hizmet alabilmesini sağlamak için köprüler yapar Avrupa'da, Türkiye'de yapar. Hayır. İşte aklınıza gelebilecek her türlü hizmet yapılır. Hayır. Ben bunlara peşinen böyle bu kadar hayırcıların, bu kadar hayır, bu kadar istemeyi diyenlere ben de artık şüpheyle yaklaşmaya. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz Hekim Bey? Ben kişisel olarak... Mesela dün çok kısa bir şey söyleyeceğim. Dün röportaj yapıyorum. Genç bir arkadaşımız belli. Ortaokul, belki lise bir çağında. Çocuk oraya gelmiş, fikrini söyledi. Saygı duyuyorum. En azından bu konuyla ilgili daha çok araştırması gerekiyor belki de. Ama en azından bir fikir sahibi. Nükleer santrale karşıyım, onu söylemek için geldim. Ne güzel, doğru, güzel. Bu da onun düşüncesi. Peki nesi var, niçin karşısın diye sorduğumda, getirisi olduğu kadar götürüsü de vardır. Tamam, götürüsü nedir, bana söyler misin? Götürüsüyle ilgili bir şey söyleyemiyor. Söylediği tek şey, hani bak, ben hep şuna karşıyım ya, nükleer santral karşıtlarında. Neymiş efendim, bir sızıntı olursa. Ya kusura bakmayın, bu bana çok samimi gelmiyor. Niye biliyor musunuz Ali Bey? Yani bugün Ermenistan'da da bir sızıntı meydana gelirse Türkiye zarar altındadır. Tüm dünyayı etkiler yani. Tüm dünyayı etkiliyor değil mi? Hiroşima'da olduğu bilmem neydi olduğu gibi tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Yani Türkiye'de sızıntı olursa hikaye. Bu hikaye. Ben ona hikaye diyorum. Yani kalıplaşmış, öğretilmiş cümleler. Şimdi Tekin Bey, şimdi şöyle yani ben o arkadaşları yani nükleere yönelik söylemeyeceğim. Şimdi şöyle bir soru sorayım size. Şimdi bir arabaya ihtiyacınız var siz. Piyasada da arabalar var. İşte değişik modellerde 3-5 tane araba var. Dediniz ki ya ben diyelim 3 tane araba var. Ya bu 3 arabayı da bir deneyeyim dediniz. Yani şimdilerde var ya test sürüşü gibi. Yani bir, evet, bir deneyeyim dediniz. Tamam, gittiniz A arabasına. Bindiniz. Arabayı satan kişi ya da size tanıtacak olan kişi de sizin yanınıza bindi. Ama bir baktınız ki yanınıza binen kişi, düşünün, bir zırh giymiş, yanınıza bindi. Ya hayırdır diye sordunuz yani. Kask, eldivenler, işte yastıklar, şunlar bunlar falan. Sordunuz yani niye böyle? Size cevap vermiyor. Ya da cevap verdiğinde ya olur ya ki işte arabamız ilk kez sürüyorsunuz. İşte bir kaza olursa, bir yere çarparsanız, şunu bunu yaparsam işte ben şeyimi alıyorum. Yani güvenlik önemli kişisel olarak alıyorum. Siz de diyorsunuz ki o anda. Ya peki ben, ya böyle bir kaza olursa ben de tehlike altındayım. O zaman diyor ki size, bakın diyor işte hava yastığınız var, işte şu var bu var. Siz de diyorsunuz ki ya tamam var ama sen zırhı giymişsin. Ben de o zırhtan giymek istiyorum kardeşim, yani bana da ondan ver. O da diyor ki tabii veririz diyor, hay hay. Artı arabanıza işte bir 10 milyar, örnek veriyorum işte 10 bin TL daha eklediğimizde bunu alırsınız diyor. Alıyorsunuz, giyiyorsunuz. Gidiyorsunuz. B arabasında da aynı düzenle karşılaşıyorsunuz. C arabasında da aynı düzenle karşılaşıyorsunuz. Peki yani şunu sormaz mıyız adama? Ya kardeşim, bu zırhı niye giyiyoruz? Niye giymek zorundayız? Sağlam araba yap, güzel araba yap, sağlıklı araba yap. İyi eğitim ver, iyi sinyalizasyon, iyi yollar. Yani değil mi? Her şeyi iyi yap. Kaza olmasın. Kaza olduğu zaman işte yaralanma olmasın, ölüm olmasın, bu zırha da gerek kalmasın. Maksat bu. Yani hem zırhı satacaksın, hem arabayı satacaksın. Şimdi yani benden daha iyi biliyorsunuz otomobilleri. Hava yastığı olmayan otomobiller var değil mi? Ne bileyim, güvenlik sistemi, kaportası zayıf, bilmem şasisi zayıf değil mi? Yani daha basit otomobiller var. Niye bütün arabalar en kaliteli olsun? Şimdi buradan sağlık sistemine gireceğim. Bütün arabalar en kaliteli olsun, ne olur? Olur mu? Sistem o. Yani bir şeyi parça parça satacak. Şu bilgisayardaki bütün, bu klavyedeki bütün tuşları tek tek satacak. Ekranı, her şeyi tek tek satacak. Toplu satarsa ucuzu oluyor. Yani işte şey bu. Maksat bu. Yani nükleer santralden tutun, sağlık sistemine kadar gelinceye kadar da her şey bundan ibaret. Ve kişisel olarak görüşümü dile getiriyorum, söylüyorum. Tekin Bey, emin olun. Bakın şimdi şöyle bir şey var. 1910 yılında suyla çalışan otomobil yapılmış durumda, motor. 1910 yılında. 1910 yılında. Bu Tesla'nın projelerini merak edenler incelerlerse, yani yarısı doğru yarısı gerçek YouTube'da incelerlerse Tesla'nın projelerini görürler. 1910 yılında
motor, suyla çalışan motor icat edilmiş durumda. E petrol varken suya ne gerek var? Önce petrolün bitmesi lazım. İşte sistem bu. Sistem bu. Tam tersi şimdi, olsa bu sefer su da pahalı olacak o da olacak. O zaman. Şimdi şu var ama su daha bol ya, bir de ücretsiz geliyor yani yağmur, işte deniz, şu bu falan. Petrol, bakın petrolün bitme süresi 40 yıldan az kaldı. Bakın şimdi 45 yıl sonra petrol bitiyor. Tüm dünyada petrol bitiyor. 45 yıl sonra tüm dünyada petrol bitiyor. Ha, o zaman su kıymetleniyor biliyor musun? Şimdi dünyadaki sular, tatlı sular neden yavaş yavaş kirleniyor? Neden kirleniyor? Petrole daha çok ihtiyaç duyuyorsun. Hayır. Suyu temizlemeye başlayacaklar. Şimdi ne çıktı biliyor musunuz? Kalem gibi. İçeceğini suya bardağı suya dolduruyorsunuz. Kalemi bunun içerisine daldırıyorsunuz. Suyu temizliyor. Ondan sonra içiyorsunuz. Sektör. Para kazanma sektörü. Adam benim suyumu şimdiden... Çarp bir şekilde işleyecek ama. İşte 50 yıl. Yani. Şimdi dediğimiz şu. Olmasın. Yani savunulan bu. Olmasın. İşte emin olun bu suyu bize satacak olan kişi çoktan önlemini almış. Olan garibanı olacak, sana bana olacak, ona bunu olacak. Her zaman işte bu. Biz de i̇şte onu konuşuyoruz. Yapılan mücadele yani, de, yapılan mücadele de. Bırakın vatandaş iyi kalitede hizmet alsın ya. Garibanın o hizmette hem fikrim, o ayrı bir konu da şey olmaması. Yani ne denir ona işte? Yıpranmaması. Yani daha rahat, daha huzurlu, daha güzel bir şekilde yaşaması. Bakın şimdi işte yani sağlık hastanesi ne oldu? Yıllarca şimdi bakın şuradan gireyim konuya. Şimdi bizim bir türkümüz var. Değil mi? Konya türküsü sanırım. Zeytinyağlı da yiyemem aman. Basmada fistan giyemem aman. Bu türkünün orijinali zeytinyağlı da yiyerim aman. Basmada fistan giyerim aman. Ama 1950'li ya da 60'lı yıllarda şu anda tam hatırlayamıyorum. Adnan Menderes döneminde Amerikalılar geliyor bunu değiştiriyor. Zeytinyağlı da yiyemem aman. Niye? Ayçiçek yağı gelecek. O teknolojiyi satacak. Basmada fistan giyemem aman diye değiştiriyor. Niye? Naylon kumaşlar gelecek. O türküyü değiştiriyor. Pat diye naylon kumaşlar, ayçiçek yağı geliyor. Al sana işte şimdi 13 yaşında da kalp krizi geçiren çocuklar. İşte 10 yaşında kalp yani krizi geçiren çocuklar. Yiyecek sektörüne girmeden terör sektörü de şimdi, silah pazarı. O zaten yani. Öyle. Al sana işte şeyi bozdun, düzeni bozdun. Oradan yani nasıl devam ettirecektim onu unuttum. Oradan giriyor işte sistem ince ayrıntılı bir şekilde işliyor. Ta 30 yıl öncesinden şehir hastaneleri konseptine tüm dünyada karar verildi. Global sağlık sektörünü elinde tutan kişiler. Buna karar verdiler. Yeni hastalıklar, yeni ilaçlar. Kadın çıktı, tereyağı yiyin dedi. Kolesterol nedir dedi ya, kolesterol gerekli bir şeydir dedi. Bunu nereden kolesterolü icat ettiniz, hastalık falan değildir dedi. Kadını TÜKAK'a ilan ettiler. Şu anda adını hatırlayamadım Profesör Karatay'ı. TÜKAK'a ilan ettiler. Ondan sonra Time dergisi tereyağı temizdir, tereyağı yiyin diye bir haber yaptı. Kadın gösterdi. Yani ben 20 senedir söylüyorum, bana inanmıyorsunuz. Time dergisi yaptıktan sonra mı bana inanacaksınız dedi. Kolesterol, yıllarca insanları kandırdılar. Kolesterolün yüksek, kolesterolün düşük, şu ilacı hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı. Antibiyotiklerin virüslere hiçbir etki yapmadığı ortaya çıktı. Ha bunu bizim Sağlık Bakanımız da söylüyor. Çok doğru. O da itiraf ediyor. Bakın artık mesela... Çark işte dönecek dediğiniz çok, gibi. Çark en, dönecek. En çok ilaç masrafı nerededir? Yani yakını, akrabası, sevdikleri kanser olan vatandaşlarımız çok iyi bilirler. Tabii yani kanser pahalı ilaçlar. İlaçları çok pahalı. Ve büyük bir sektör dolaşıyor. Yani insanların o anından bile faydalanmaya çalışan, belki de hiçbir şekilde hiçbir etki yaratmayacak olan o ilaçlara milyarlar ödeniyor. Evet, evet. Şimdi devlet çıktı. Dedi ki kardeşim artık bunu da devletin ödeyeceği noktaya kadar getiriyoruz. Şimdi bakın sağlık sektöründe gerçekten ilerlemeler var. Bir takım düzenlemeler var. Yani özellikle kanser hastası yakınlarını daha çok rahatlatacak bu proje niçin konuşulmadı peki? Yani hani şehir hastanesine karşı şehir hastanesi olmaması lazım. Şehir hastanesi şöyle, şehir hastanesi böyle de diyeceğimize kadar... Kanserli şehir hastanesine karşılık değil Tekin Bey. Şehir hastanesinin işletim sistemine karşılık var.
işletim sistemine karşılık var. Yani hastaneye evet ama işletim sistemine karşılık nereden var. Nereden biliyorlar? Niye hastane kurmadılar şimdiye kadar? Madem bu konuda uzmanlar, niçin açmadılar bir hastane? Yok, onların cevabı. Zaten bu bizim hep şeyimiz değil midir? Her işi yaparız, her işi söyleriz, her işte uzmanız, her işte yetkimiz var. Niye bugüne kadar bunu konuşmadılar o zaman? Niye bugüne kadar konuşulmadı? Yani işte biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. Bırakalım. İşleyiş esnasında biz yine eleştirilerimizi yapalım, eksiklikleri söyleyelim. Ama hani topyekun en başından beri yok olmadı, yok şöyle, yok böyle. Çünkü bakıyorsunuz insanların kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Bakıyorsunuz hizmetler yapılıyor. Yani hizmeti yapanların böyle bir hizmeti oluşturabilmesi için anlatıldığı gibi ise o zaman hizmet sektörünü sunanların en ufak bir zekaya sahip olmaması lazım. Yani bir insan zarar edeceği bir işletmeyi açmaz. Bir insan zarar edeceği büyüklükte bir hizmet sektörünü hizmete sunmaz. Yani bunu herkes düşünür. Çünkü yapacağı hizmet sonunda o da yaşamsal durumunu ilerletebilmesi için bundan bir karşılık bekleyecek. Tıpkı Mersin İdman Yurdu'na neden başkan bulunamıyor gibi. Yani bu kadar borçlu bir takıma hangi babayı çıkacak diyecek ki kardeşim tamam al Mersin İdman Yurdu'nu 300 milyon mu borcu var? Al kardeşim ödedim bitti. Bunu diyebilecek bir baba yiğit var mı? Niye yok biliyor musunuz? Çünkü artık bir getirisi olmayacağını biliyor. Çünkü koyacağı parayı geri alamayacağını biliyor. Çünkü ya niye koysun Ali Bey? Yani bir sevda bu kadar çok pahalıya sebep olabilir mi? Yani hangi zengin iş adamı kalkacak? Bay efendim benim Mersin İdman Yurdu sevdam var. O yüzden bu parayı yatırdım ve bu parayı da istemiyorum diyecek bir baba yiğit var mı? Yok. Yani zarar edeceği bir işe kimse girmez. Kimse kusura bakmasın. Şimdi süremiz de bitmek üzere herhalde. Yani bir de bir Mersin'de yine bir gündemde olan bir konu vardı. Bir asker 23 yaşında Mersinli İsmail Tutkun. İsmail Tutkun tabii yetiştirme yurtlarında yetişmiş bir genç. 13 yaşında babası yetiştirme yurdundan onu alıyor. Evine götürüyor. Yani yurttan çıkartıyor. Evine götürüyor. Ama 3 ay sonra babası vefat ediyor. Engelli annesi de rehabilitasyon merkezine yatırılınca çocuk ortada kalıyor. Tabii eş dost akraba da sahip çıkmıyor. O dönemlerde iddiaya göre yetiştirme yurduna tekrar gitmek istediğinde alınmıyor. Yani çıkışı olduğu için alınmıyor. Tabii çocuk sokaklarda yatıp kalkıyor. Suça bulaşıyor. Artık kötü niyetli insanların eline geçiyor. Cezaevine giriyor. Çıkıyor. Bir daha cezaevine giriyor. Cezaevinden en son çıktığında askerliği geldiği için askere gidiyor. Amasya'da Acemi Birliği'ni yapıyor. Acemi Birliği bitiyor. Dağıtım iznine çıkıyor. İzmir'e gönderilecek. Dağıtım izninde Mersin'e geliyor. Tabii aynı zamanda sivil yaşantısında karıştığı bir olayda sol elinin iki parmağı yara alıyor. O Acemi Birliği'nde o eller şişiyor. O parmaklar kullanılamaz hale geliyor. Onun için hastaneye de gidiyor. Hastaneden rapor alıyor. Hava değişimi alıyor. Ve usta birliğine gitmeden bu raporu hava değişimini alıyor hastaneden. Ve tabii Mersin'e geliyor. Mersin'de de kimsesi yok. Yatacak yeri yok. Yiyecek yeri yok. İçecek yeri yok. Cebinde parası da yok. Tabii sokaklarda, ATM'lerde, parklarda yatıp kalkmaya başlıyor. Şimdi kendisinin ki bugün haber bültenlerimize de verdik. Kendisinin kendisi askere giderken Mersin Valiliği destek oluyor. Yani cebine harçlık koyuyor, para koyuyor. Askere giderken. Sosyal Yardımlaşma Derneği destek veriyor askere giderken. Fakat bu dağıtım iznine geldiğinde kendisi birçok yere müracaat ediyor. Fakat kendisine hiçbir destek verilmiyor. Deniliyor ki prosedür gereği zaten sana yapmışız. Yani askere giderken işte şu parayı vermişiz, şunu vermişiz askere giderken. Prosedür gereği yani resmi kurallar çerçevesinde böyle bir şey yapamıyoruz diyor. Yani sosyal yardımlaşmadan da bu cevabı alıyor. Valilikten de bu cevabı alıyor. Sonrasında Ailemdere ulaşıyor. Bir kadın aracılığıyla bu kadın Ailemdere ulaştırıyor.
AK Parti Yenişehir İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Bey, şu anda adını hatırlayamadım tam, bunu öğretmen evine götürüyor. Diyor ki ya böyle 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 böyle. Öğretmen evi de prosedür gereği biz ücretsiz bunu yatıramayız. Yani değil İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, değil Mersin Valiliği'nden, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bile yazı gelse, emir gelse biz ücretsiz herhangi bir kişiyi burada yatırıp yedirip içiremeyiz diyorlar. Onlar da kurallar çerçevesinde konuşuyor. Adam da diyor ki ya tamam o zaman diyor, arkadaş burada kalsın diyor. Yani 10 gün kalsın en azından, sonrasına bakarız diyor. Ne kadar 10 gün diyorlar, 500 lira. AK Parti'nin Şehir İlçe Başkanı, Başkan Yardımcısı Hüseyin Bey de cebinden kredi kartını çıkartıp çekin diyor. Buyurun çekin parayı diyor. Veriyor. 10 gün kalıyor öğretmen evinde. 10 gün bitiyor. 10 gün sonrasında nereye gidecek bir çocuk? Mecbur sokağa dönüyor. Yine birçok kapıyı çalıyor. Kendisine prosedür gereği cevap verilemiyor. Jandarmaya gidiyor. Jandarma diyor ki prosedür gereği burada kaldıramayız diyor yani seni. Yatıramayız. Komutan cebine para koyuyor. Dışarı çıkıyor. Ordu evine gidiyor. Ordu evi komutanı ağlayarak cebine para koyuyor. Dışarı gönderiyor. Hatta ordu evinin nizamiyesindeki arkadaşları bile yani Mehmetçik bile cebine çocuğun para koyuyorlar. Ağlayarak gönderiyorlar. Yani kurallar çerçevesinde burada kalamazsın diyor. Geçen gün programımızda işledik bunu. İşledim. Sağ olsunlar duymuşlar Büyükşehir Belediyesi'nin ilgilileri, yetkilileri. Hemen Sayın Kocamaz demiş ki gidin bulun bu çocuğu, bu askeri. Gitmişler bulmuşlar. Kocamaz'ın makamında konuk edilmiş. Çay kahve içmiş. Sonra Sayın Kocamaz bunu belediye sosyal tesislerine göndermiş. Dağıtım izni 27 Mart'ta bitiyor. 27 Mart'a kadar demiş burada kalsın. Yani bütün yemesini, içmesini, yatması, kalkması Büyükşehir Belediyesi'nde. Tabii özel ihtiyaçlar için de cebine para koymuş Sayın Kocamaz. Şimdi tabii bu haber ulusala çıktı. Sosyal medyada yer aldı. Şurada burada yer aldı. Sonrasında Mersin Valiliğinden bir açıklama geldi. Mersin Vali de diyor ki askerin diyor iddiaları asılsız. Askere Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan para verildi. Sosyal Yardımlaşma Vakfı yerleştirdi öğretmen evine. Hala da orada kalıyor. Ve bütün ihtiyaçları da Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan karşılanıyor. İddialar asılsızdır. Diye şey geldi. Yani açıklama geldi. Eğer böyleyse Sayın Kocamaz niye bu çocuğu sosyal belediye sosyal tesislerine gönderdi? Sayın Kocamaz hiç sormadı mı? Yani Sayın Valiye sormaz olur mu? Sosyal Yardımlaşma'ya sormaz olur mu? Ben orada şöyle bir şey duydum. Ne derece doğru bilmiyorum ama şimdi valilik bu gencimize dediği şeyi yapıyormuş. Fakat araya bir kişi girmiş. O belediyeye yönlendirmiş bu askeri. Doğal olarak da Sayın Burhanettin Kocamaz'ın yaptığı da doğru. İnsani olarak, yani bir vatandaş olarak, bir insan olarak, bir belediye başkanı olarak, yani nasıl olur böyle bir şey? Evet, biz onu o zaman sosyal tesislerimizde barındıralım madem böyle bir mağduriyeti var. Çünkü ona aracı yoluyla gitmiş diye duydum. Ne derece doğru bilmiyorum. Şimdi, zaten valiliğin böyle bir açıklama yapması kafalarda soru işareti bıraktı. Ki zaten Sayın Valilik sonrasında Büyükşehir Belediyesi bilse zaten böyle bir şeye izin göndermez. Evet. Şimdi Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da haberdar olunca hemen o da gerekli ekibi gönderiyor. Gidin bulun bu askeri diyorlar. Toroslar Belediyesi'nin ekibi gezerken haber geliyor Kocamaz'ın yanında. Yani Kocamaz'ın ekibi aldı götürdü şeklinde. Şimdi Yenişehir AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı'nın açıklaması var. Diyor ki o 10 gün kalıyor ya orada. Adam kredi kartından çektiriyor ya parayı. Valilik o parayı gönderiyor öğretmen evi müdürlüğüne. Sonra Hüseyin Bey'i arıyorlar. Diyorlar ki gelin paranızı geri alın. Hüseyin Bey de diyor ki tamam diyor. Ya bunlar resmi açıklama. Hüseyin Bey de bugün yarın gidip parasını geri alacakmış. Valilik o 500 lirayı gönderiyor. Şimdi niye böyle olsun ki? Ya bazen şöyle bir şey vardır Ali Bey. Niye böyle olsun ki? Mesela ben daha önce farklı bir kanalda... Ha bir de şunu da söyleyeyim sonra özür dilerim lafınızı kesiyorum. Bundan haberdar olunca gideceği usta birliğindeki komutanları telefon açıyorlar çocuğa. Yani Genelkurmay telefon açtırıyor. Telefon açıyorlar diyorlar ki buraya gel. Yani burada gel, buraya gel. Yani seni en iyi şekilde konuk edelim. Yani ağırlayalım. Yani konuk etme ağırlama değil. Burası senin yurdun. Yani burası senin evin diyorlar. Ha, buraya gel diyorlar. Paran yoksa diyor. Gideceği birliğin komutanı direkt bizzat telefon açıyor. Diyor ki paran yoksa yani para göndereyim. Biletini göndereyim.
Yani uçak, otobüs ne istersen göndereyim. Yanına refakatçi göndereyim. Gel buraya. Hiçbir sorun yok. O da diyor ki yani buraya geldim ben müsait burada kalmak istiyorum diyor. Şu da var bakın. Şimdi arkadaşımızın ruh sağlığı da pek yerinde değil. Ama niye yerinde değil Tekin Bey? Şimdi az önce söyledim. Böyle bir insanın yetiştirme yurdunda büyümüş. Baba vefat etmiş. Anne engelli rehabilitasyon merkezinde. Sokaklarda 13-14 yaşında yemiş içmiş yatmış kalkmış suça bulaşmış cezaevine girmiş çıkmış bir insanın da psikolojisinin sağlam olması düşünülebilir mi? Hepimizin suçu. Değil mi? Hepimizin suçu. İnsanlığın suçu. Ya. Şimdi şöyle daha önce farklı bir kanalda çalışırken bana bir kadın ulaştı. Küçük bir çocuğu var, 10 yaşında bir çocuğu var. Ama çocuğun saçları sıfır, tıraşlı. Evet. Ben sonradan kız çocuğu olduğunu öğrendim. Ama karnı şişik. Yani o an bile biraz tedirgin olmuştum. Yani bu çocuk neden böyle diye. Yani karnı çok farklı bir şişik. Hani hastalıktan mı? Aslında hastalıktanmış ama insanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Evet, çünkü baba cezaevinde evet. Falan. Anne sonradan öğrendik kız çocuğu olduğunu. Daha çok endişelerim arttı. Hatta o noktada sağ olsunlar sağlık müdürlüğüyle bir irtibata girdik. Sağlık müdürlüğü çocuğu aldı. Çocuğun böbrek yetmezliği varmış. Anne bir çadırda yaşıyormuş. Tarsus'ta bir çadırda yaşıyormuş. Beyefendi yani kocası da hapishanedeymiş, cezaevindeymiş. İşte kadın çöp toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyormuş evet. Gibi bir hikayeleri var. Sağlık Müdürlüğü sağ olsun ilgilendiler. Tarsus'ta bir hastaneye yerleştirdiler çocuğu. Çocuğun böbrek yetmezliği var fakat tedavisinin Ankara'da daha geniş kapsamlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve her defasında da arayıp bilgi veriyorlar sağ olsunlar. İşte şöyle şöyle yatırdık. Tarsus'ta şu operatör doktorumuz onlarla ilgileniyor. Hatta burada olmayacak Ankara'ya götüreceğiz. Ankara'da daha geniş kapsamlı bir tedavi ve tüm ücretleri devlet tarafından karşılanacak diye. Anne ne yapıyor? Anne gidiyor çocuğu hastaneden çıkarttırıyor. Şimdi hastanedekiler çıkmaması gerektiğini, hayati tehlike olduğunu, çocuğunun hayati tehlikesi bulunduğunu, çıkmaması gerektiğini söylüyor ama sonuçta anne bir kağıt imzalatılmak zorunda kalınıyor. Çıkartıyor. Çıkartmaya ben razıyım gibi ve çıkartılıyor anne tarafından. Ve biz o kadını tekrar Mersin sokaklarında esnaf dolaşırken ve o çocuğu maalesef ve ne yazık ki o çocuk yani. Üzerinden esnaftan para işte. Aldığını öğrendik. Ve bu sefer Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile irtibata girdik. Çocuğu elinden aldırdık. Annenin elinden alınması aldırdık. Gerekiyor tabii. Normalde. Ve Sağlık Müdürlüğü'nün de verdiği rapor doğrultusunda çocuğu Ankara'ya gönderdik. Çocuk iyileşti. Sonradan bilgisi geldi. İyileşti. Tedavileri devlet tarafından karşılanmış. Anneye sorduğumuzda neden böyle bir şey yaptığında benim param yoktu. Hastaneye verecek. Hayır. Hiçbir şekilde senden para i̇şte almayacağını bildim. İşte cahillik yani. Bilinç evet. Çok önemli bir şey. Bazen de işte böyle çok farklı insanları kullanmaya çalışan insanlarımız da var. Mesela şu askerimizde ruhsal bozuklukları var belli. Yani yaşamına baktığınızda zaten bu açık ve net bir şekilde görülüyor. Keşke bir sahip çıkan olsaydı. İşte toplum olarak etrafımızda olup bitenleri gördüğümüz halde görmezden gelmemiz işte bu tür nedenler karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte, ama bakıyorsunuz bir ağaç kesildi diye yaygara kopartıp fakat insanlar ölürken, insanlar sokaklarda böyle evsiz bir şekilde yaşarken kılını kıpırdatmayanlar hani ağaç sevgisi olan bir insanda insan sevgisi daha fazladır. Evet. Hayvan sevgisi olan birinde insan sevgisi en yüce şekildedir. Ama etrafımızda görüyoruz değil mi? İnsanların nasıl evsiz, nasıl baksız. Mesela geçen gün işte Tuğba arkadaşımız sokakta rastladı. Yaşlı bir amcamızı yani beni aradı akşam saatlerinde yetkilileri aradı, zabıtayı aradı, duyarlı davrandı. Ve o amcamızı bir şekilde o soğukta korumak altına yetkililere teslim evet. Etti. İşte hepimiz böyle olsak inanın çok şey değişecek evet. Ama işte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın aman ne olursa olsun ama şurada ağaç kesildi haydi vurra oraya gidelim tepkimizi koyalım protesto edelim. Bunlar bana hiç samimi gelmiyor Ali Bey. Yani insanların ölümünü seyreden insanların bu zavallı hallerinden hiçbir şekilde etkilenmeyen o hissiyatı yaşamayanların ağaç sevgisinin olduğuna da inanmıyorum. Kimisi ağacı işte savunur kimisi şey yani herkes her şeyi aynı anda savunamaz yani dediklerinize katılmakla birlikte.
Yani kimileri işte ağacı savunurken, kimileri de insanı savunur, kimileri yani savunur derken şey yapar, yani sahiplenir, kimisi hayvanları sahiplenir. O yayınımızdan sonra ona yakında telefon aldık. Burayı aradılar. Kişisel cebimi de arayanlar oldu. Şehit ailelerinden 3 aile dediler yani biz nerede bulalım, gidip alalım askerimizi getirelim, bizim evimizde kalsın. Yani gidinceye kadar bakalım çocuğa dediler. İsimlerinin söylenmesini istemediler. İki de iş adamı aradı. Yine kurumu dediler yani nerede bulabiliriz? Söyleyin gidelim bulalım. Ya da siz bunu bize getirin şey yapalım yani otele yerleştirelim şey yapalım diye. Böyle 8 ya da 9 telefon geldi. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Yani onlar da ilgilendiler. Şey yaptılar. Sonrasında tabii Büyükşehir Belediyesi o askere sahip çıktı. Evet. İnşallah her şey yolunda gider. Tabii her şey için duyarlı olmamız lazım aslında. Tek ilacımız bu bizim. Duyarlı olmamız lazım. Evet ağaca da, hayvana da, insana da duyarlı olmamız lazım. Yani sadece hayvana duyarlı olup insanın ölümüne seyirci kalıp hiçbir şey yapmamak da kimse kusura bakmasın tabii, doğru bir yaklaşım değil. Tabii tabii. Yani şimdi sadece şeyle de insanla, hayvanla, ağaçla da değil. Yani nasıl söylesem, bir yerde trafik ışığı yanmaz, önemli bir kavşakta görürsün ya dersin elektrik kesiktir ama bir bakarsın ya bir daha yanmıyor, bir daha yanmıyor. Örnek veriyorum yani böyle bir şeye denk gelmedim de. Yani ona karşı bile duyarlı olmak lazım. Bir yolda bir çukur vardır, trafiği aksatıyordur, ona bile duyarlı olmak lazım. Hemen ilgili yetkili kişileri aramak lazım. Yani dünya artık böyle bir hale geldi. Bak mesela bizim şuradaki kavşak açıktı değil mi? Ne kadar kasa açıktı, kapattılar, ne güzel oldu. Tabii işte. Yayınlar yaptık, evet, evet. Yetkililere mailler atıldı, konuşuldu, söylendi, hemen gelip yaptılar. Evet. Duyarlı olmak budur. Yani biz orada kaza yapmadık. Her şeye, her bizim şeye. Bir akrabamız kaza yapmadı ama kaza yapanlar akrabamızdan evet. Öte değildi. İki güne bir kaza oluyor evet. Burada, evet. Yani burada kaza yapanlara inip yardım da ettik. Gözümün önünde kaza meydana geldiğinde oradaki insanlarla da ilgilendik ama evet. Neden? Çünkü duyarlı olmamız gerekiyor. Programımızın sonuna geldik. Evet. Aslında çok konu var konuşulacak ama yine önümüzdeki haftaya kalacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz 6. gün programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın. Yeah.